Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasalara ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Birazdan Profesör Doktor Selva Demiralp hocamız geri sayıma Skype bağlantısıyla katılacak ve sizlerden gelen soruları da yanıtlayacak. Lütfen merak ettiklerinizi bize yazın. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Şimdi gündemin öne çıkan başlıklarını aktarırken piyasalardaki son durumu özellikle sizlerle paylaşalım. Bir kere New York borsası dün 1933'ten sonraki en sert yükselişini yaptı. Aslında genel hatlarıyla piyasalar oldukça hareketli ve genelde satış baskısının ön planda olduğu bir süreç ama piyasalar çok sert düştükten sonra gelen bir iki iyi haberin etkisiyle fiyatlamaları tersine çevirip bu kez de sert yükseliş yönünde bir tavır sergiledi. Dow Jones %11 yükseldi. Dün Avrupa borsaları %8 civarında primli kapandı. Asya borsalarında yine yükselişlerin devam ettiğini bu sabah görüyoruz. Dün bizim borsamız %5,98 yükselmişti. Bugünkü yansımalarını takip edeceğiz. Dolar yeni güne 6.45'ten başladı. Euro Türk lirasında 6.97'den yine yeni güne başlangıç gördük. Şu anda dolar TL 6.44'te, Euro Türk lirası da 6.97'den işlemlere devam ediyor. Ons altında hızlı bir yükseliş oldu. 1600 doların üzerine çıktı. Bu durum gram altını 338 lirayla yine rekora taşıdı ama gram altın şu anda 333 lira. Petrol fiyatları da 28 dolara yakın. Dünyada açıklanan tedbirlerin yansımalarını izlerken özellikle Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin'in 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde uzlaşmaya yaklaşıldığını söylemiş olması piyasaların üzerinde pozitif etki yaratan açıklama oldu. Amerika ve Avrupa'da dün PMI verileri açıklanacaktı. Özellikle dünya çapında bu açıklanan PMI verileri tarihi dip seviyelerde. Aslında özellikle koronavirüsün etkilerinin izlendiği Mart ayında bir anlamda karne de açıklanmış oldu ve bu karne zayıf geldi. IMF'in dün aktardığımız 2008 krizinden daha büyük bir resesyon bekliyoruz açıklaması yine yansımalarıyla takip ediliyor. Trump'ın Paskalya'ya kadar normale dönmeliyiz açıklamasını dün takip ettik ki 12 Nisan tarihine işaret ediyor bu. Ama Trump'ın kendi ülkesinde yaptığı açıklamalarla durumu biraz daha küçük göstermeye çalışan açıklamalarıyla çokça eleştirildiğini de bir not olarak aktaralım. Alman hükümetinin yeni bir teşvik programı hazırlığı var. Fitch bir açıklama yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşu petroldeki düşüş virüsten daha olumsuz etkiler yaratabilir piyasalar üzerinde ve ekonomiler üzerinde diyor. Bu arada içeride Türkiye'de öne çıkan başlıklara baktığımızda özellikle Merkez Bankası'nın belirsizlikler arttı açıklaması dikkat çekti. KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6 ay ötelendi. Mücbir sebebe giren 17 sektör belli oldu ki bunu birazdan ayrıntılı aktaracağız. 1 Mart 30 Haziran arasında iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılamayacak. Dün gece torba yasa geçti meclisten. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Kısa çalışma ödeneğinde 120 gün çalışma süresi 90'a, prim gün sayısı da 600'den 450'ye düşürüldü. Çek düzenlemesi ve sicil affı da torba teklifte yer alıyor. Borçlarını yapılandıranlar kara listeden çıkarılacak. Bunlar böyle kabaca aktaracağımız öne çıkan başlıklar. Ekonomiyle ilgili alınan bir dizi yeni karar var. Hepsini birazdan ayrıntılı değerlendireceğiz. Ama önce bir ilk değerlendirme alacağız. Profesör Doktor Selva Demiralp hocamıza bir dönelim. Hocam piyasalar çok sıra dışı günlerden geçiyor. Aslında hepimiz çok sıra dışı günlerden geçiyoruz. Dünyanın düzeni değişiyor bir anlamda. Hayatın akışı değişiyor hepimiz için. Ve böyle bir süreçte elbette yani piyasalardaki yansımalar da oldukça sert olabiliyor. Tabii genel olarak ekonomiler üzerindeki etkiler ne kadar sürecek, bu kalıcı bir hasar yaratmış gözüküyor. Bunun yansımaları ne kadar izlenecek? Bu konularda soru işaretleri var. Ama siz şöyle olana bitene bir dışarıdan bir gözle baktığınızda ne görüyorsunuz? Tam olarak ne yaşıyoruz şu anda? Çok büyük bir belirsizlik ve bunun sonuçta bir finansal krize de döndüğünü görüyoruz. Yani virüsün yarattığı bu sosyal izolasyon, iş yerlerinin kapanması ister istemez üretimde bir yavaşlama yarattı. Ama bunun ötesinde o işinden çıkmak zorunda kalan insanların gelirleri düşüyor ya da biz şu anda evleri kapalı olduğumuz için dışarıya gidip alışveriş yapamıyoruz. Dolayısıyla dalga dalga bu hem arzı hem de talebi etkileyerek ekonomi üzerinde çok ciddi bir daralma yaratıyor. Yani tabii burada işin ekonomi boyutunu konuşuyoruz ama çok ciddi bir insanlık boyutu da var. Ona hiç girmiyorum. Onu zaten diğer yayınlarda da kapsıyorsunuzdur.
Ekonomik olarak dünyada çok büyük, yani bu zamana kadar herhalde bu işte 100 yılda bir yaşanıyor deniyor. En büyük ekonomik global resesyonlardan birini yaşayacağız, artık bu kaçınılmaz görünüyor. Merkez bankaları bunun, yani ekonomik daralmanın bir finansal krize dönüşüp ikinci bir dalga yaratarak ekonomiye tekrar vurmasını engellemek için belirsizlik ortamında mümkün mertebe likidite sürüyorlar piyasalara. Artık Fed'den de gördüğümüz, yani bu para muslukları sonuna kadar açılmış durumda. Kimin elinde ne tahvil varsa getirsin, ben onları satın alacağım. Bu şekilde piyasaya likidite enjekte edeceğim diyor Fed ve bunu neden yapıyor? Çünkü bu güvensizlik ortamında insanlar nakide geçmek istiyorlar. Yani korku olduğu zaman icabında Amerikan tahviline bile güvenmiyorsunuz. Onu da evden çıkarayım, nakitte durayım diyorsunuz. Böyle olunca da birisinin o tahvilleri satın alıp size karşılığında likidite vermesi lazım. Merkez bankalarının yaptığı bu. Eğer istiyorsanız, likidite istiyorsanız, biz zaten o likiditeyi basan kurumuz, para basacağız. Bu tahvilleri alırız, size bunların karşılığında likidite veririz. Yeter ki sakin olun diyorlar. Ama bu iş sadece para politikasıyla çözülecek bir sorun değil. Çünkü bir finansal kriz, orijini, başlangıç noktası finansal kriz değil. Bunu yaratan ekonomik faktörler, işte o izolasyonun yarattığı ekonomik yavaşlama ne şekilde telafi edilebilir? Orada da maliye politikası devreye giriyor. Evet, yani hem para politikalarıyla hem maliye politikalarıyla sürecin desteklenmeye çalışıldığı bir süreç. Tabii hani şu anda her şey normale döndü denilse bunun bırakacağı bir etki var hocam. Bu çerçevede hani bu iş daha ne kadar sürebilir elbette kimse şu anda kestiremiyor ama aşağı yukarı nasıl bir toparlanma öngörebiliriz önümüzdeki süreç için? Bu işin ben pek kolay kolay düzlüğe öyle çıkıp da hani V şeklinde bir toparlanma olabileceğine şu anda çok inanmıyorum. Çünkü alınan önlemlere baktığınız zaman işte en başarılı bir şekilde virüsle ne şekilde mücadelede başarılı olduğunu Çin'de gördük bunu. İşte complete lockdown dediğimiz, tamamen kapattılar ülkeyi ve bunun sonucunda da virüsü öncelikle tutabildiler, virüsün yayılmasını engellediler. Ondan sonra insanlar tekrar sokağa çıkmaya başladı. Ama Batı'da biz bunu pek görmüyoruz. Buna isteksiz ülkeler ve burada kaybettiğiniz her bir gün katlanarak bu virüsün çoğalmasına neden oluyor. Ve virüs temizlenmedikçe de ister istemez tabii ki ekonomik olarak da düzlüğe çıkamıyorsunuz. Bunu yapmadığımız sürece bence bu çok uzayacaktır. Belki yani giderek de aslında karar vermenin de hızlandığını ve uluslararası koordinasyonun arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bütün bu ülkelerde bir kapatmaya, toplam karantina uygulaması olursa daha hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Çünkü hani V şeklinde toparlanma, iniyor ekonomi, anında yukarı çıkıyor. Bu ne zaman olur? Virüsten kaynaklandığını bilirsiniz. Bütün kaynaklarınızı, ekonomik maliyeti ne olursa olsun, virüsü temizlemeye aktarırsınız. Virüs ortadan kalkar, ekonomiler yani dibe vurdukları yerden tekrar yukarıya çıkarlar. Bunu kabul ettiğimiz anda evet hızlı bir toparlanma olabilir. Ama onu yapmayalım deyip de işte şu anda Trump'ın yaptığı gibi Paskalya'da artık açacağım, yeter bu kadar izolasyon demeye başlarsanız, o zaman bence çok daha uzun bir süre biz bu virüsün yarattığı resesyonun dünya ekonomilerine hakim olduğunu göreceğiz. Evet, Selva Demiralp hocamızla ekonomiyi, piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Sorular varsa lütfen bize yazın. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Şimdi bir iki ayrıntıyı hızlıca vereceğiz. Çünkü özellikle ekonomide alınan yeni tedbirler söz konusu. Ama bir yandan da işin tabii insan ve sağlık boyutuyla sürecini de yakından izliyoruz. Haberlerimizde size ayrıntılı aktarıyoruz. Türkiye'de can kaybı maalesef 44'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle 7 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 44 oldu. Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı konuldu. Şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 27.969 oldu. Vaka sayısı da 1.872'ye yükseldi. Dün hayatını kaybeden 7 kişiden birinin KOAH hastası olduğu belirtiliyor. Bakan Koca diğer 6 kişinin yaşlarının ileri olduğu bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı, aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil, tedbir artışın önünü kesebilir uyarısını tekrarladı. Bu arada koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa'da can kaybı artıyor. Kıta genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı 12 bini geçti. Vaka sayısı ise 220 bine ulaştı. İtalya yeni önlemleri açıkladı. Fransa'da ölü sayısının
arasında bugüne kadar görülen en yüksek artış yaşandı. Tecrit altındaki İngiltere'de ise yasaklara rağmen toplu taşımada yoğunluk olduğu konuşuluyor. Bunları haberlerimizde ayrıntılı aktarıyoruz. Şimdi Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 698'e yükseldi. Vaka sayısı Amerika'da 53 bini aştı. Amerikan Başkanı Trump virüsü görünmez düşman olarak niteledi. Tünelin sonunda ışık var diyor. Amerikan Başkanı yürürlükte olan 15 günlük eylem planının yeterli olacağını öne sürdü. Ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmek istediklerini açıkladı. Ekonominin 12 Nisan'daki Paskalya Bayramı'na kadar eski haline dönmesi gerektiğini söyledi. Bizim ülkemiz insanları eve kapatmak için kurulmadı dedi. Amerikan genelinde virüs nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı da giderek artıyor. Az evvel de söylediğimiz gibi ölü sayısı 698'e çıktı. Vaka sayısında artış var ve Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika'ya şöyle bir uyarı var. Örgüt ülkede koronavirüs vakalarının çok hızlı arttığını ve ülkenin yani Amerika'nın salgının yeni merkezi haline gelme potansiyeli taşıdığını da açıkladı Trump'ın bu açıklamalarına rağmen. Şimdi salgına karşı yeni tedbirler var. Ekonomiye olan etkilerini elbette en aza indirmek için bir torba yasa hazırlanmıştı. Türkiye'de hatırlayacaksınız o teklif dün gece Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bir kere emekli maaşından kısa çalışma ödeneğine kadar bir dizi ayrıntı var. Şöyle başlayalım. Kısa çalışma ödeneği şartları esnetildi. Buna göre 120 gün olan çalışma süresi 90'a, son 3 yıl içindeki prim gün sayısı da 600'den 450'ye düşürüldü. İşçilerin ücret işletmelerinde iş gücü kaybının en aza indirilmesi için telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı. Yasayla en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri 1 Nisan'da gerçekleştirilecek. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedelinin ödenememesi tahliye gerekçesi sayılamayacak. Konaklama vergisi 1 Kasım 2020'ye ertelendi. Çek düzenlemesi ve sicil affı da torba teklifte yer aldı ve yasalaştı. Buna göre karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınanlar borçlarını yıl sonuna kadar ödemeleri ya da yapılandırmaları durumunda haklarındaki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. 25 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçundan mahkum olanların tahliyelerinden itibaren 3 ay içinde çek bedelinin onda birini alacaklıya ödemesi durumunda hükmün infazı durdurulacak. Kalan borç 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödenecek. Yasayla ayrıca aylık bağlanan mağluller ve harp mağlullerinden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Aylık bağlanan mağluller ve harp mağlullerinden çalışmaya devam edenlere dediğimiz gibi böyle bir yaşlılık aylığı bağlanacak. Afet bölgelerinde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri bir yıla kadar ertelenebilecek. Ayrıca işverenlere bu yıl sektör ayrımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Yani ekonomiyle ilgili bir dizi yeni gelişme yasalaşmış durumda dün gece itibariyle. Tabii bir başka durum da uçuş iptalleriyle ilgili. Yani burada yeni haklar var uçuşları iptal edilenlere dönük. Uçuşu iptal edilenler istedikleri bir tarihe uçak bileti alabilecek. Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek. Bilet açığa da alınabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan biletin iade bedeli uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda alınabilecek. Değişiklik resmi gazetede dün gece itibariyle yayınlandı. Bunlar Türkiye'de öne çıkan gelişmelerdi. Şimdi dışarıda Fitch'in bir uyarısı var. Petrol fiyatlarındaki düşüş virüsten daha kötü etkileyecek diyor. Koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi Fitch. İki gelişmenin kredi notları üzerinde baskı oluşturacağını belirtti. Fitch'e göre petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi COVID-19'dan daha uzun sürecek. Standard & Poor's bir değerlendirmede bulundu. Küresel ekonomik aktivitenin koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini bildirdi. Bu arada tabii piyasalar dün virüsün ekonomiye ilk etkileri verilerle belli oldu ve onu da takip etti. Euro bölgesi ve Amerika'da hizmet ve imalat endeksleri tarihin en düşük seviyelerine indi. Ancak ard arda teşvikler de dünya çapında açıklanıyor. Virüs etkisiyle sert düşüşlerin yaşandığı piyasalar işte bu teşvik haberleriyle bir parça nefes aldı. Borsalar yeşile döndü.
Pozitif hava içeriye de yansıdı. Hafta başında 6.60 lirayı test eden dolar dün 6.41'e kadar geriledi ve borsa günü %6'ya yakın değer kazancıyla 89.286 puandan dün tamamladı. Bankacılık endeksi %8 civarında yükselmişti. Bu sabah dolar 6.44'te, euro Türk lirası 6.94'te. Bakalım borsaya yansımalar nasıl olacak? Amerikan borsalarında sert yükselişler vardı. Dow Jones günlük değerlenme %11'le aslında Dow Jones'ta 1933'ten bu yana en yüksek orana ulaştı. Bunun iki temel nedeni var. Önceki gün Amerikan Merkez Bankası'nın açıkladığı destekler ve Amerikan Kongresi'nden 2 trilyon dolarlık paketin geçeceği beklentisi. Bunların yanında Trump ekonominin 12 Nisan'da açılmasından mutluluk duyacağını söyledi. Böyle bir tarih vermiş olması ülke içinde çok eleştirilse de piyasaların normale dönüş olarak bu durumu sinyal olarak almasına da yol açtı ve borsalara pozitif yansıdı. Avrupa tarafında hızlı yükselişler vardı. İtalyan borsası virüsün yayılma hızının yavaşladığı haberleriyle %9 primlendi. Euro dolar karşısında 1.07'lerde. Bu sabah Asya borsalarında yine yukarı yönlü hareketler var. Emtia'da yine hareketlilik var. Petrol fiyatlarında %2'nin üzerinde artış oldu. 27 doları aştı Brent türü petrol. Güvenli liman altın ise %5 birden yükseldi ve fiyatı bir günde 70 dolardan fazla arttı. 1600 doların üzerinde ons altın. Bu tabii gram altına da yansıdı. Gram dün 338 lirayla tarihi rekor seviyesini yeniden gördü. Şu anda bu saat itibariyle gram altın 333 lira, çeyrek altın 548, yarım altın 1096, tam altın da 2187 lira. Şimdi piyasalardaki hareketliliği konuşmayı sürdüreceğiz. Biz şimdi telefon attığımızda Deniz Yatırım Stratejisi Orkun Gödek var. Hemen ona bir dönelim. Orkun hoş geldin yayınımıza. Bugün aydınlar, iyi yayınlar. Şimdi piyasalardaki durum, özellikle petrolü, altını izliyoruz, borsaları takip ediyoruz. Yani piyasaların fiyatladığı her şey doğru demek değil şu koşullar altında. Çünkü çok sıra dışı şeyler de yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle insan hayatı söz konusu, insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ama ister istemez bunun ekonomiye, piyasalara yansımasını da görüyoruz. Orada da çok sert tepkiler söz konusu. Şu andaki fiyatlamaları nasıl görüyorsun? Pazartesi günü Fed'in açıkladığı sınırsız varlık alım programı paketinden sonra aslında piyasanın bir miktar pozitif tepki vermesini beklerdik. Ama kongredeki uzlaşmanın bir miktar zor olacağı düşüncesi pazartesi günü hakim olmuştu. Dün bardağın dolu tarafını görmek istedi piyasalar. Tabii çok ciddi bir satış süreci içerisinden geçiyoruz Mart ayının başından beri. Dünkü fiyatlamalar mesela Dow Jones üzerinde baktığımızda 1932'den beri en yüksek günlük hareket yaşandı dün. Aşağıda olduğu gibi yukarıda da oynaklıklar çok sağlıklı değil. Ama bir miktar ara verilmesi, nefes alınmasını olumlu görüyoruz tabii ki. Ay sonu işlemleri çok etkili, çeyrek sonu işlemleri. Nisan'la birlikte çok daha fiyatlamalar oturacaktır yavaş yavaş. Ama her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Makro veriler yeni başlıyor, biraz önce sen de değindin. Dün PMI datalarında bunu gördük. Fransa'da hizmet tarafında çok ciddi bir durma var. Almanya nispeten dirençli gibi gözüküyor ama market PMI verileri ayın ilk yarısını kapsıyor. Ve bunlar flash PMI'lar. Nihai rakamlar ay sonunda gelecek. Yarın Amerika'da haftalık bir işsizlik maaşı başvurularını takip edeceğiz ki burada çok ciddi sıçramalar bekleniyor. Bundan sonra kötü makro verileri takip edeceğiz ve bozulmanın boyutunu tahmin etmeye çalışacağız. Her koşulda satışlara ara verilmesi, bir nefes alınması yine iyidir. Özellikle altın merak ediliyor ve petrolle ilgili de Fitch'in değerlendirmesi var. Yani virüsten daha kötü etkileyecek petroldeki düşük seviyeler, ekonomileri şeklinde. Bu ikisinde neyi öngörüyorsun? Nasıl bir fiyatlama bekliyorsun önümüzdeki dönemde? Doğru. Özellikle petrol tarafında enerji sektöründeki şirketlerin hem yatırım ertelemesi ve bunun büyüme rakamları üzerinde negatif baskı oluşturması hem de tahviller üzerindeki kredi spread daralmaları çok ciddi baskı unsuru. Açıkçası ben petrolün 20 dolarlar civarında dengelenmesini, yılı da 40 dolar civarında bir yerde kapatmasını, yılın ikinci yarısındaki global aktiviteye paralel beklerim. Ons altın tarafında da dün bu Avrupa'daki özellikle rafinerilerin salgın nedeniyle kapanması ya da açık olanlarında mevcut çıkarımlarını geç yapması nedeniyle ya da yüklemeleri geç yapması nedeniyle açık pozisyon sayısı New York'taki COMEX borsasında ve stoktaki rakam arasındaki makasın açılması kaynaklıydı. Ama özellikle Londra borsasından, metal borsasından stok tarafına gerekli yardımı yapmaya hazırız açıklamasının gelmesi ve bu taraftaki paniğin bir miktar yersiz olduğunu anlaşılması fiyatlar geriledi.
Uzun vadede mutlaka portföylerde ons altın, yani altına dayalı varlıklar bulunmalı. Çünkü sıfır faiz ortamındayız ve en az 1,5-2 sene bu ortam devam edecek. Benim takip ettiğim seviye 1590 dolar seviyesi onsta. Bunun üzerinde kalındıkça altın lehine hareket devam edecektir. Deniz Yatırım Stratejisi Orkun Gödek, çok teşekkürler yayına katkılar için. Şimdi biz Profesör Doktor Selva Demiralp hocamıza bir kez daha dönelim. Koç Üniversitesi öğretim üyesi hocamız. Hocam, şimdi aslında piyasalardaki bu sıra dışı hareketleri izlerken bütün izleyicilerimizden de çok sayıda soru var. Mesela normalleşme nasıl olacak, ne zaman olacak diye soruyorlar. Zamanlamayı tabii kimse öngöremiyor ama nasıl olacak? Yani burada sinyalleri nerelerde aramalıyız, normalleşme sinyallerini? Hem hani bu virüsle ilgili haber akışında hem de bunun ekonomiye yansımaları çerçevesinde ilk normalleşme belirtilerini nerelerde aramalıyız? Normalleşmenin gelmesi için öncelikle virüsün kontrol altına alınması lazım. Henüz o noktadan çok uzaktayız. Bunu yapmak için yani öncelikle virüsü kontrol etmek ki bunun için işte izolasyon diyoruz, sterilizasyon diyoruz. Bunun elbette ki bir bedeli var. Bu kolay bir şey değil. Çünkü insanları siz evlerini kapatıp da evde tuttuğunuz zaman ki Çin bunu icabında apartmanların kapılarını mühürleyerek yaptı. Yani fiziksel zor kullanarak yaptı. O kadar kolay bir şey değil bu ama ancak bu şekilde bundan kurtulabiliyorsunuz. Maliyeti ne? O insanlar sonuçta çalışamayacaklar o sürede. Ve gelirlerini bir şekilde sizin kompanse etmeniz lazım devlet olarak. Peki bu kadar kaynak nereden gelecek? Yani eğer siz önceliğin virüsü kontrol etmek, bunun için de herkese evde tutacağım diyorsanız İnsanlara bu dönemde kaybettikleri gelirlerini takviye yapmanız gerekiyor. Ama bu çok ciddi bir miktar. Bu değirmenin suyu nereden gelecek? Ya iç borç olacak ya dış borç olacak. Yani bir şekilde devlet borçlanacak. Dış borç şu şartlarda çok zor. Çünkü sonuçta bir Amerikan hükümetinin çıkardığı tahvile bile insanlar güvenmeyip de bunu satmaya çalışıyorsa bizim gibi gelişmekte olan bir ülkenin çıkardığı tahvili dışarıda dış pazarda satabilmesi şu anda çok zor. O zaman içeride ne yapacağız? İçeride bunu ancak Merkez Bankası'nın para basması suretiyle finanse edebilirsiniz. Evet, bu normal şartlarda kolay kolay benim dilimin varıp da söyleyemeyeceği ve çok riskli bir politika. Çünkü para basıp da piyasaya enjekte ettiğiniz zaman bu bir anda hiperenflasyona dönüşebilir. Yani çok tehlikeli bir ameliyat gibi düşünün bunu. Ama ameliyatı yapmazsam şu anda hasta masada kalacak. Bu nedenle mecburum. O zaman ne yapacaksınız? Şu anda para basılacak, insanlara takviye yapılacak ve talep biraz toparlanmaya başlar başlamaz o parayı geri çekeceksiniz. İşte bunu 2008 krizinde en kredibilitesi yüksek ve enflasyon tarihinde de enflasyonu hedeflemesine oturtmuş olan Merkez Bankası Fed'e bile sordular. Bernanke o zamanlar işte 3,5 trilyon dolar piyasaya para sürdüğü zaman siz bunun hiperenflasyona dönmesini nasıl engelleyeceksiniz dediler. Onun cevabı hiç merak etmeyin. Biz bu parayı nasıl piyasaya sürmeyi biliyorsak zamanı geldiği zaman geri çekmeyi de biliriz. O da işte talep artıp da fiyatlarda baskı oluştuğu zaman dedi. O bir türlü oluşmadı aslında Amerika'da. Bir 10 sene geçti krizden sonra. Halen biz enflasyonun hedefe ulaştığını görmedik. Bizde durum farklı ama biz zaten %12'lik bir enflasyonla bu korona virüsünün yarattığı krizi göğüsleyeceğiz. Bizde bunun hiperenflasyona dönüşme potansiyeli yüksek. Yani para basarak insanlara kaynak aktarımının. Ama dediğim gibi şu anda pek başka çaremiz yok. Bunu mümkün olduğu kadar sınırlayarak ve gereksiz harcamaları çıkararak bir bütçe belirlenmesi gerekiyor. Ve ondan sonra bedeli neyse bunun ödenip bence çok da beklemeden zaten bu insanları evlerinde tutmak ve zorunlu evde oturma yasağını getirmek gerekiyor ki daha fazla sayılar artmasın. Bu şekilde evde duracağımız süre azalır, basmamız gereken para miktarı azalır. Ondan sonra da normalleşme işte ne zaman olacak sorunuza dönecek olursak vaka sayılarının artık giderek azalmaya başladığını ve Çin'deki gibi bir gün gelecek yeni bir vaka sayısı yok dendiği zaman o zaman normalleşme başlayacak. Ama siz kapıları açsanız da birden insanlar sokaklara koşup harcama yapmayacaklar. Çünkü yine insanların içinde bir endişe olacak. Yavaş yavaş tekrar talebin toparlandığını, üretimin arttığını göreceğiz ve o noktada Merkez Bankamızın ve hükümetin çok şeffaf bir programla biz bu parayı vaktiyle sürdük piyasalara ama şimdi çekeceğiz diyebilmeleri lazım. Politik olarak bu kolay değil. Çünkü kemer sıkma uygulayacaksınız o noktada ve bu bir ekonomik durgunluk yine yaratabilir. Ama şu anda bir krizden çıkmamız gerekiyor. Riskli bir adım atmamız gerekiyor. İki adım sonra düşünebiliriz. Ama şu anda yapacağımız mesela
en acil olan, krizden en doğrudan etkilenmiş olan sektörleri, kişileri tespit edip bunlara kaynak aktarım. İşte buna helikopter para deniyor. Karşılıksız transfer ödemesi şeklinde yapılacak. Gereksiz olan şeyler mesela ne olabilir? İşte az önce siz de bahsettiniz. Konaklama vergisinin azaltılması ya da ötelenmesi. Yani şu anda zaten biz kimseden gidip de bir otelde kalmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde teşviklerin çok fazla bir anlamı olmayabilir. Bunun yerine daha acil olarak krizden etkilenmiş olan sektörlere kaynak aktarımı daha mantıklı olabilir. Onun için o açıklanmış olan 100 milyarlık paket belki tekrar bir gözden geçirilip öncelikler belirlenebilir. Gerekirse aktarılır ki mutlaka gerekecek. Yani 100 milyar Türkiye ekonomisi için aslında gayri safi yurt içi hasılaya baktığımız zaman %1'ler 2'ler civarında çok düşük bir miktar kalıyor. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman bu ekonomik teşvik paketlerinin büyüklüklerine %10'lar 15'ler civarında. Dolayısıyla bizim de çok ciddi bir şekilde o paketin miktarını artırmamız gerekecek gibi görünüyor. Dediğim gibi bunun için kısa vadede kaynak Merkez Bankası olacak. Ama çok çok dikkatli bir şekilde bu kaynağın kullanılması lazım ki ileride hiperenflasyona sebep olup bir Arjantin'e, Venezuela'ya dönüştürmesin bizi. Evet hocam çok teşekkürler. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp hocamız geri sayımda değerlendirmelerini aktardı. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra piyasaların açılışına geri sayacağız. Evet geri sayımda borsanın açılışına geri sayıyorduk. Borsadaki son durumu sizlere aktaralım. %1,38'lik yükselişle 90.518'den yeni gün başladı. Gün içinde gelişmeleri izleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.